Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde Angular mimarisinde direktif türlerinden bir diğeri olan structural direktif yapılanmasını inceliyor olacağız. Structural direktif yapılanması nedir? Ne amaç hizmetmektedir? Normal direktiflerden ne gibi farkları vardır? Tüm bu soruların cevaplarını teorik olarak vermeye çalışıyor olacağız. Ayrıca akabinde custom bir şekilde structural direktif yapılanmasının nasıl oluşturulacağını da detaylı bir şekilde pratiksel olarak inceliyor olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi her şeyden önce olması gereken soruyu sorarak dersimize başlayalım. Structural Directive nedir sorusunu cevaplandıralım arkadaşlar. Tabii bu soruyu birazdan slide üzerinde de cevaplandıracağız. Ama buna gelmeden önce ben şöyle birkaç kelam hasbihalde bulunmak istiyorum. Structural Directive nedir sorusunu cevaplandırabilmek için ben öncelikle Angular mimarisindeki direktifin ne olduğunu hatırlamak istiyorum. Neydi arkadaşlar Angular mimarisindeki direktif yapılanması? Herhangi bir HTML nesnesi üzerinde bir manipülasyon gerçekleştirmemizi sağlayan özel etiketlerdi, değil mi? Şimdi buradaki manipülasyonlardan kastettiğimiz neler olabilir? Örneğin herhangi bir HTML nesnesi üzerinde bir davranış değişikliği olabilir mi? Olabilir. Yahut bu HTML nesnesi üzerinde bir özellik ekleme ya da var olan bir özelliği değiştirmek olabilir mi? Olabilir. Veya arkadaşlar bu HTML nesnesinin anatomik olarak fıtratını değiştirmek olabilir mi? Yani yapısını değiştirmek olabilir mi? Bu da olabilir, değil mi? Bunların hepsi bir manipülasyondur. İşte bu saymış olduğum bütün değişiklikleri, bütün manipülasyon süreçlerinin hepsini siz direktifle gerçekleştirebilirsiniz. Ama dikkat! Şimdi structural directive nedir sorusuna cevap vermeden önce normal direktiflerde neler yapabildiğimize hakim olmamız gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz normal direktiflerde bu saydığım manipülasyon işlemlerinin hepsini yapamayız. Normal direktiflerde sadece HTML nesnelerine özellik ekleme, var olan özelliği değiştirme, işte birkaç tane fonksiyonalite ekleme gibi işlemler yapabiliriz. Eğer ki mevzu bahis herhangi bir HTML nesnesinin anatomik yapısını değiştirmekse, yani DOM ağacını etkilemekse, fiziksel olarak sayfada bir değişiklik yapmaksa işte o zaman structural directive yapılanmasını kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi gelin slide üzerinden bunun ne olduğunu anlamaya çalışalım. Arkadaşlar structural directive HTML nesnesini ve DOM yapısını fiziksel olarak manipüle ederek sayfa üzerinde değişiklikler yapmamızı sağlayan bir direktif türüdür. Bak buradaki açıklama önemli. Dikkat ederseniz ne diyoruz? HTML nesnesini diyoruz. HTML nesnesinin herhangi bir özelliğini ya da herhangi bir davranışını demiyoruz. Hatta davranışını bile yapamayız. Davranış bile structural yapılanmaya giriyor. Şöyle diyelim, düzeltiyorum. HTML nesnesinin herhangi bir özelliğini ya da fonksiyonalitesini demiyoruz. HTML nesnesini diyoruz. Yani HTML nesnesinin ta kendisini değiştirmek istiyorsanız veyahut DOM yapısını fiziksel olarak manipüle etmek istiyorsanız işte o zaman structural directive yapılanmasını kullanıyorsunuz. Yani bunu direkt şöyle kafanızda canlandırın. Bir table HTML nesneniz var. Bu table nesnesindeki satırları direktif sayesinde çoğaltmak, repeat etmek istiyorsanız burada bakın DOM yapısında olmayan TR'leri üretip DOM'a eklemeniz gerekecektir. Haliyle bu işlemi yapmanızı sağlayacak direktif türü structural directive olacaktır. Adı üzerinde yapısal değişiklikleri sağlayabileceğimiz direktif türüdür. Bu tarz değişiklikler, bu tarz manipülasyonlar, bu derece derin fiziksel manipülasyonlar, sayfayı etkileyecek operasyonlar structural direktiflerle gerçekleştirilebiliyor. Tamam mıyız? Anlaşıldı mı? Şimdi arkadaşlar bakın burada önemli bir bilgi var. Structural direktifler yıldız karakteriyle çağrılırlar. Şimdi biz normal direktifleri incelerken hazır direktiflere de bakmıştık. Hazır direktiflerde mesela ng if vardı, ng for vardı. Bunlar yıldızla çağrılıyordu, değil mi? Bak yıldızla çağrılıyor. Yani onlar da bir structural direktifmiş. Niye? Çünkü sen ng if'le ne yapıyordun? Sayfada var olan bir nesnenin gözüküp gözükmeyeceğini, yani DOM'a eklenip eklenmeyeceğini, bunun kararını veriyordun. Dolayısıyla bu bir structural direktifti. Ya da ng for vardı. Ng for'la ne yapıyordun? Var olan bir nesneyi repeat edebiliyordun. O nesneyi DOM yapısı üzerinde çoğaltabiliyordun. Bak onun da bir structural direktif olması gerekiyor ki o işi yapabilsin. Anlaşıldı mı? Ama ve lakin style direktifi. Structural direktif mi? Hayır. Çünkü ilgili nesnenin sadece stilleriyle
uğraşıyor. Yani basit kısmıyla sadece özelliklerine temas ediyor. Dolayısıyla sen bir nesnenin, bir HTML nesnesinin yapısıyla oynayacaksan, fiziksel olarak anatomisini değiştireceksen haliyle structural directive üzerinde çalışman gerekecektir. Uzun lafın kısası bu. Şimdi arkadaşlar, slide üzerinden ilerlersek eğer structural direktifler ile normal direktifler arasındaki fark nedir hocam diye sorarsanız, biraz önce anlattığım neyse o, ama ekstradan bunu slide üzerinde de şöyle not almış bulunuyorum. Structural direktifler HTML şablonundaki DOM elemanlarının görünümünü fiziksel olarak değiştirerek template'in yapısını değiştirirler. Bak, anahtar sözcük burada. Template'in yapısını değiştiren direktif structural direktiftir. Ama ve lakin. Normal direktifler ise HTML şablonundaki DOM elemanlarının görünümünü değiştirmez. Yani yapısını değiştirmez. DOM değişiyorsa orada yapı değişir, değil mi? Haliyle bunu yapmıyor normal direktifler. Sadece ekstra özellikleri değiştirirler. Ya da eklerler ya da silerler. Yani orada nüansı yakalamanız lazım. Devam ediyorum. Hocam, şimdi structural direktifleri öğrenirken iki kavramı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan birisi template ref, bir diğeri ise view container ref. Şimdi bunları cebe koyalım. Ondan sonra structural direktiflerle ilgili pratik konulara doğru temas etmeye başlayalım. Şimdi structural direktif yapısal olarak bir DOM nesnesini, sayfayı, bir HTML nesnesini manipüle etmemizi sağlayacak ya. Bunu yapabilmesi için bu iki referans üzerinden çalışma sergileyecektir. Bak, template ref referansı direktifin kullanıldığı template'i temsil edecektir. Örnek veriyorum, sen biraz önce söylediğim gibi table nesnesi üzerinde structural direktifle bir işlem operasyon gerçekleştireceksen, o table nesnesini ya da table nesnesinde hangi nesneyi işaretliyorsan, table'ın içerisindeki satırları, yani tr'yi template ref keyword'ü diyorum şeyle, referansıyla temsil edeceksin. Yani HTML nesnesini, structural directive ile işaretlenmiş olan HTML nesnesini template ref referansıyla biz temsil edeceğiz. Anlaşıldı mı? Şimdi bak, bu nesneyi ben bununla temsil ettikten sonra bunun üzerindeki manipülasyonları view container ref ile gerçekleştireceğim. Okursak eğer, Angular'da bir template'in içeriğini içeren container'ın referansıdır. Bu container içerisinde dinamik olarak HTML elemanları eklemeye yahut çıkarmaya yarar. Yani ben bu konteynerin içerisinde istediğim manipülasyonu gerçekleştirebiliyorum. İleride bir komponentin dinamik olarak yüklenmesini de bu referans üzerinden sağladığımızı görüyor olacaksınız arkadaşlar. Dynamic Component Loading dediğimiz bir başlık üzerinde bu referansı kullandığımızı göreceksiniz. Uzun lafın kısası, ben herhangi bir HTML nesnesi üzerinde manipülasyon, structural tarzda yapısal olarak bir manipülasyon gerçekleştireceksem bu HTML nesnesini template ref ile referans edeceğim. Bunun üzerinde gerekli değişiklikleri de view container ref referansı üzerinden sağlamış olacağım arkadaşlar. Birazdan ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlamış olacaksınız. Şimdi her şeyden önce custom structural direktifi nasıl oluşturabiliriz, buna odaklanalım. Şimdi bizler burada if gibi, döngü gibi, işte for each gibi yapılanmaları örneklendireceğiz arkadaşlar. Haliyle bunlar üzerinden de custom bir şekilde structural directive yapılanmasının nasıl oluşturulabileceğini detaylandırmış olacağız. Şimdi mesela ilk olarak şöyle bir örnek üzerinden gidelim. If şartı için custom structural directive'in nasıl oluşturulacağını değerlendirelim arkadaşlar. Kendimize özel bir, hani ng if gibi custom structural directive oluşturalım. Herhangi bir HTML nesnesinin görülüp görülmeyeceğinin kararını veren bir custom structural directive. Şimdi bunun için hemen şöyle kod kısmına geliyorum. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bizim hazır gelen ana komponentimizin HTML'dir, CSS'dir. Bunun gibi dosyalarını görüldüğü üzere silmiş bulunuyorum. Çünkü sade olsun istiyorum. Burada bizim şimdilik HTML'le, daha doğrusu CSS'le bir işimiz yok. HTML'i ise burada template üzerinden kullanacağım. Bütün çalışmayı burada gerçekleştireceğim. Tamam. Hani sormayın hocam nerede HTML, nerede CSS diye. Ben onları önceden sildim. Şimdi konuya odaklanırsak eğer ne yapacağız? Bir structural directive oluşturacağız. If mantığında çalışacak, davranış sergileyecek ve örneğin hemen şöyle gelelim. Mesela burada bir divim olsun. Bu divde merhaba yazsın. Bu divi arkadaşlar bu structural directive ile ekranda gösterip göstermeyeceğimize dair kararımızı verelim. Şimdi bunun için öncelikle ne yapmam gerekiyor? Tabii ki de Angular CLI üzerinden bir direktif talimatında bulunmam gerekiyor. Haliyle
NG diyoruz, G diyoruz, ardından D diyerek direktif talimatı vereceğimi bildiriyorum. Ve devamında şimdi directives klasörü altında ne diyelim? Custom if isminde bir direktif oluşturması gerektiğini söyleyelim. Şimdi tabii şunu söyleyeyim arkadaşlar, bir önceki derste konuşmuştuk. Bakın burada spec dosyası oluşturuluyor. Bunu tekrardan siliyorum. Bunun oluşturulmaması için bir talimat veriyorduk. Bir parametremiz vardı. Önceki derste sormuştum. Bunu cevapladınız. Ben gene unuttum. O parametreyi verirseniz spec dosyası oluşturulmayacaktır. Haliyle ben hani oluşturdu kendim. Manuel bir şekilde sildim. Önemli değil. Şimdi burada direktife odaklanırsak. Arkadaşlar bizim buradaki yapmış olduğumuz çalışmada esasında fıtrat olarak normal direktiften herhangi bir farklı bir şey görebiliyor muyuz? Hayır. Şimdi ben bu görmüş olduğunuz direktifi structural direktife dönüştüreceğim. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu structural direktif olarak kullanabilmek için arkadaşlar biraz önce söylediğim template ref ve ilk önce şunu bir yazayım arkadaşlar. Template ref ve view container view container ref parametrelerini burada çağırıyorum. Şimdi biz bu direktif içerisinde bu parametreleri çağırarak yani inject ederek işlem gerçekleştirdiğimiz için artık bu direktif bir structural direktif özelliği gösterecektir. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi bu structural direktifte operasyonumuzu nerede gerçekleştireceğiz? Asıl soru bu. Şimdi bu structural direktifin selector'ına bakarsanız eğer bu selector'ı şöyle kopyalıyorum. Mesela arkadaşlar uygulamamızda herhangi bir HTML nesnesi üzerinde bu direktifi kullanacaksak ne yapacağız? Artık yapısal bir direktif olacağından dolayı yıldız eşliğinde selector değerini çağıracağız. Ve ardından hangi işlemi yapacaksak o işlemi uygun bir değer vererek operasyonlarımızı yürüteceğiz. Şimdi ben istiyorum ki app custom if isimli bu structural direktif, benim custom olarak yazmış olduğum bu direktif, vermiş olduğum true ya da false değerlerine göre ilgili HTML nesnesinin gözükük gözükmeyeceğinin kararını versin. Dolayısıyla burada bir parametre alacak değil mi? Zaten hani şöyle bir düşünürseniz structural direktif denen yapılanma bir parametre alır. İlla ki yapacağınız bir hamleye göre parametre alacaktır ki o parametre üzerinden davranışını şekillendirebilsin. Hani ng if'te parametre veriyorduk, ng for'da veriyorduk. Dolayısıyla parametre alan bir yapıdır aslında structural directive. Burada da aynı şekilde vereceğim değere göre, true ya da false değerine göre bu nesnenin gözüküp gözükmeyeceğini yani yapısal olarak DOM nesnesine eklenip eklenmeyeceğinin kararını biz bu direktifle vereceğiz. Peki burada bunu yapabilmek için şu değeri benim elde etmem gerekmeyecek mi? Gerekecek. İşte bizim bu değeri elde edebilmemiz için bir property oluşturmamız gerekecek arkadaşlar. Öncelikle bu property'yi oluşturup kullanıcının bu direktifi kullanım sürecinde vereceği değerleri yakalamamız ve o değerlere karşılık davranışlarımızı belirlememiz gerekecektir. Yani anlayacağınız structural direktifler kendi içerisinde setter property'ler üzerinden davranışlarını belirlerler. Bakın bunu da not olarak yazın. Şimdi ben buradaki structural direktif yapılanmasında verilecek parametreyi yakalayabilmek için şöyle bir property oluşturuyorum. Bakın setter bir property olacak. Haliyle set diyorum. Ardından app custom if ismini veriyorum. Ve bu property'mizde gelecek olan veriyi karşılayacak o verinin türüne de uygun bir parametre tanımlıyorum. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekti mi bilemiyorum ama şöyle ben de vurgulayayım. Dikkat ederseniz arkadaşlar bizim selector'ımızdaki değerle burada oluşturmuş olduğum setter property'nin ismi birebir aynı. Evet, structural directive yapılanmalarında bu property'nin ismi selector'daki değerle birebir aynı olmak zorunda. Tamam mıyız? Zorunda dedim ama ben yanlış yazmışım. Şunu şöyle kopyalayıp düzenleyeyim. Bu ikisinin birebir aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde bizim structural direktif olarak kullanacağımız bu yapılanmada gönderdiğimiz değerin nereye gideceğini mimari bilemiyor. Ondan dolayı selector değeriyle birebir aynı olmak zorunda. Velhasıl kelam bir de ayrıyeten buradaki property'mizi arkadaşlar bizim input olarak bildirmemiz gerekecek. Bunun için de input decorator ile işaretlemeyi gerçekleştiriyoruz. Evet, böylece kendimize has, özel, tanımlanmış bir structural direktifi bu şekilde inşa edebiliyoruz. Bakın burada ne yazıyorsa
İçerideki property'nin ismi de birebir aynı olacak şekilde tasarlıyoruz ve bunu da input'ta işaretliyoruz. Olayımız bu. Geri kalanı zaten buradaki modüllerin, buradaki yapılanmaların çalışmasına bağlı. Birazdan onlarla ilgili çalışmaya geleceğiz. Hatta uzatmayalım, gelelim arkadaşlar. Şimdi oluşturmuş olduğumuz bu structural direktif ile hangi nesne üzerinde çalışıyorsak onun gösterilip gösterilmeyeceğini, yani DOM nesnesine eklenip eklenmeyeceğinin kararını vereceğiz. Bunu da arkadaşlar buradaki gelen parametre değerine göre belirleyeceğiz. Haliyle burada value'yu kontrol etmemiz yeterli olacaktır. Şimdi diyorum ki eğer value true'ysa ne yapacağız? Bu nesneyi DOM nesnesine ekleyeceğiz. Yok eğer value true değilse o zaman da kaldıracağız arkadaşlar. Şimdi buradaki operasyonu şöyle gerçekleştireceğim. This.viewContainerRef üzerinden eğer ki value true'ysa nesneyi göstereceğiz ya. Burada create Embedded View fonksiyonu kullanarak ilgili nesnemi container'a ekleyeceğim. Bu işlem neticesinde nesneyi biz DOM nesnesine eklemiş olacağız. Yok eğer DOM nesnesine eklemeyeceksek, yani false değeri gelecekse öyle bir durumda arkadaşlar this.viewContainer'ı clear yapmamız yeterli olacaktır. İşte burada kendimize göre if else yapılanmasında çalışan bir structural direktifi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şöyle gidelim, gözlemleyelim. Şimdi görüldüğü üzere burada merhaba yazıyor. Yani div nesnesini görebiliyoruz. Çünkü şu anda biz true değerini vermiş bulunuyoruz. Amma ve lakin ben buna false değerini verirsem ilgili div'in DOM nesnesinden kaldırıldığını görmüş olacağız. DOM'dan kaldırıldığını arkadaşlar burada inspect'le de inceleyerek gözlemleyebilirsiniz. Bakın şu anda herhangi bir noktada bu nesneye dair bir ibare bulunamamakta. Komple kaldırılmış oldu. Komple fiziksel olarak sayfa üzerinde bir manipülasyon gerçekleştirmiş olduk. İşte bunu yapmamızı sağlayan structural direktifler arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi gelin slayta geri dönelim. Ne yaptık burada? If şartı için custom bir structural direktif oluşturmayı örneklendirmiş olduk. Tabii bu örneklendirme sürecinde de structural direktifi custom bir şekilde oluşturmanın temellerini, kritiklerini yapmış olduk. Şimdi bir diğer slaytımıza geçersek burada da iterasyonel davranış için custom bir structural direktifin nasıl oluşturulacağını örneklendirelim. Bu da pekiştirme maksatlı olsun arkadaşlar. Şimdi mesela ng4'u kullanıyorduk. ng4'da herhangi bir HTML etiketini vermiş olduğumuz kaynak kadar repeat edebiliyorduk. Gelin buna benzer bir çalışmayı burada hep beraber gerçekleştirelim. Şimdi burada tabii ki de arkadaşlar ne yapacağız? Bir tane daha direktif talimatı vererek başlayacağız. Şöyle geldim. Ne diyelim mesela? Custom for diyelim. Custom for isminde bir direktif talimatı veriyorum. Spec dosyasını siliyorum. Ardından Custom for direktife gelerek arkadaşlar şöyle çalışmaya odaklanıyorum. Şimdi burada bunun bir kere normal değil de structural bir direktif olduğunu ifade edebilmek için tabii ki de template ref ve arkadaşlar view container ref parametreleriyle injectini gerçekleştiriyorum. Evet, şimdi burada ne yapacağız? Şimdi mesela bu direktifimizde bir sayısal değer alabiliriz. O kadar ilgili nesneyi repeat edebiliriz. Ya da direkt bir kaynak alabiliriz. Onun kadar repeat edebiliriz. Bu sana kalmış yani. Mesela ben burada sayısal bir değer üzerinden yürüyeyim. Bunun için sayısal değer alacaksam eğer bakın ne yapıyorum? Direkt burada selector'daki değerini alıp set diyorum arkadaşlar. Bu değere karşılık bir setter property oluşturuyorum ve sayısal değer alıp ona göre bir repeat işlemi gerçekleştireceğim ya, o sayısal değerimi de direkt burada value olarak tanımlıyorum. Tabii ki de bizim bu setter property'mizi de input olarak işaretleyip dışarıdan değerinin geleceğini bildiriyorum. Olay bu. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Hangi HTML nesnesinde çalışıyorsak onu buradaki gelecek value kadar repeat etmemiz gerekiyor. Haliyle bir for döngüsüyle bunu simüle edebiliriz. Örneğin şöyle i diyelim. Sıfırdan başlatalım. Ardından i'nin arkadaşlar gelen value değerinden küçük olduğu bütün durumlarda i'yi bir arttıralım. Kaç kere bu işlem gerçekleştirilecekse view container içerisinde create embedded view fonksiyonunu çağırıp template'imizi bir o kadar eklettirmiş olalım. Olay bu. İşlemimiz bitmiştir arkadaşlar. Şu anda ben bu direktifi nerede kullanacaksam vermiş olduğum sayısal parametre karşılığında
o kullandığım HTML nesnenin repeat edildiğini görmüş olacağım. Hemen bunu şöyle örneklendirelim. Mesela şöyle li diyelim. Burada ilgili direktifimi çağırıyorum ve burada 5 değerini veriyorum. Buna da mesela Gençay diyorum. Şöyle kaydedip sayfaya geldiğimizde görüldüğü üzere arkadaşlar Gençay değerinin 5 kere ekrana yazıldığını görüyoruz. Şimdi bunu biz kaynak olarak da tüketebilirdik. Yani ben buraya bir tane array verebilirdim. O array'i ekranda yazdırabilirdim. Tabii onu yapabilmek için bir şeyleri bilmemiz gerekiyor. Yani vermiş olduğum array'in içerisindeki değerleri buraya yazdırabilmem için o değerleri benim direktifin içerisinden okuyabilmem gerekiyor. Bunun için arkadaşlar slide'a dönüp devam edelim. Çünkü burada birkaç tane yöntemi öğrendikten sonra structural direktifi siz bir kaynak üzerinden de rahatlıkla kullanabiliyor olacaksınız. Şimdi dikkat ederseniz custom structural direktif içerisinden değer döndürme başlığımız var. Şimdi bu başlık altında şu işlemleri bir inceleyelim. Ondan sonra da döngüsel, iterasyonel işlemleri kaynak üzerinden nasıl yapabileceğimizi, burada kaynağı tekrardan vurgulayarak söylüyorum ki bir array dizisi üzerinden nasıl yapabileceğimizi örneklendirebiliyor olalım arkadaşlar. Şimdi bakın, custom structural directive içerisinden bizler değeri şu şekilde döndürebiliyoruz. Şimdi biz create embedded view fonksiyonunu çağırıp template ref'i verdiğimizde ilgili container'a bu HTML nesnesinden atayabiliyoruz ya. Bunu yaparken de bir yandan bu direktifin kullanıldığı noktaya istediğimiz herhangi bir değeri bu şekilde döndürebiliyoruz. Buradaki index değerini ben şu değerle geriye döndürmüşüm. Bu arada arkadaşlar saat gecenin 11'i amma ve lakin her eğitim serisinde kendine sövdüren arkadaşlarımız şu anda bu saatte gene kornaya basarak geçiyorlar. Kesmiyorum lan. Kesmeyeceğim yani. Ya Allah'ım yarabbim. Neyse, devam. Şimdi bakın bizim buradaki direktifimiz geriye index ismine karşılık bu şekilde bir değer dönüyor. Şimdi bu değeri bizler şu şekilde yakalayabiliyoruz. Bak, index olduğu için bir tane değişken tanımladım ve içeriden dönülen index değerini bu değişkene bu şekilde atayabilirim. Sen buna index değil Ahmet deseydin şurası Ahmet olacaktı. Tamam mıyız? Şimdi gelin bunu bir deneyelim. Mesela diyorum ki bu direktifin kullanıldığı noktada ben her bir işlem yapıldığında o işlemin indeksini geriye döndüreceksem eğer bunu şu şekilde geriye döndürebilirim. Bak burada i diyorum bu sefer. İlla index dememe gerek yok. Dediğim gibi Ahmet de diyebilirim. Bu sefer hadi index diyelim. Hani anlamlı olsun kodumuz. İndeks diyorum. Ardından bu indekste arkadaşlar geriye i değerlerini döndürüyorum. Şimdi biz bu i değerlerini demek ki buradan yakalayabiliriz anlamına geliyor. Burada bu obje sayesinde objenin içerisindeki bu field'ı rahatlıkla burada yakalayabiliyoruz. Peki nasıl yakalayacağız? Noktalı virgül diyorum. Ardından let deyip arkadaşlar göndermiş olduğum indeksi burada index isimli ya da Ahmet isimli bir değişkene atıyorum. Fark ediyor mu? Fark etmiyor. Tabii ki de anlamlı olması için bu değişkenin adına da index yahut i gibi bir değer vermem yerinde olacaktır. Şöyle geldim. Burada i değerini bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğumuz bu çalışmayı kaydedip şöyle kaydedip gözlemlersek eğer görüldüğü üzere bizim döngüsel mantıkta oluşturmuş olduğumuz structural direktifimizin arkada üretmiş olduğu index değerlerini yani index mahiyetindeki değerleri bu şekilde template'e gönderip kullanabiliyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi bunu nerede kullanacağız? Bakın birazdan göreceksiniz. Daha da geliştireceğim buradaki yapılanmayı. Devam ediyorum arkadaşlar. Eğer ki direktifi kullanırken değerleri otomatik olarak karşılamak isterseniz dolar implicit operatöründe kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada siz şu şekilde indeksi gönderdiğinizde burada mecbur bu indeksi tarif etmeniz gerekiyor. Yok eğer indeksi vermeden direkt bu parametreyi yakalamak istiyorsanız burada yapmanız gereken çalışma implicit parametresidir arkadaşlar. Daha doğrusu operatörüdür. Bu operatörü verdiğiniz takdirde bir değişken tanımlandığı anda buradaki verilen değer neyse ona atanmış olacaktır. Yani ekstradan uzun uzun işte ben burada Ahmet dediysem Ahmet'i vereyim, Mehmet dediysem Mehmet'i vereyim demeyeceğiz de ne verdiysem onu direkt yakala kardeşim demek istiyorsak burada implicit operatörünü bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili örneklendirmeyi yapmayacağım.
Sizler bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ha, burada zaten dersimiz bitiyor. Şimdi implisit ekstradan bir bilgi olsun diye burada verdim. Haliyle örneklendirme gereği duymuyorum şimdilik. Burada son olarak şunu yapacağım. İstiyorum ki elimde bir tane array dizisi olsun. Mesela names diyelim. Ve bu dizinin içerisinde arkadaşlar şöyle gelip belirli isimleri tutalım. Mesela Ahmet olsun. Murtaza abinin ismini yazalım. Rıfkı diyelim. Rıfkı abiye selam olsun. Ondan sonra Şuayb abinin de adını yazalım. Hilmi abi. Bu Hilmi abiyi benim dayım olan Hilmi ile çok karıştırıyorsunuz. Bakın bir şeyleri öğrenelim artık yani. Bu bizim mahalledeki Hilmi abi. Hilmi Celair benim dayım. Soruyorsunuz ikisinin arasındaki farkı hani buradan ayırt edelim. Tamam. Hüseyin diyelim. Şimdi bu değerleri ben direktif üzerinden ekrana yazdırmak istiyorum. Ya burada nedense her seferinde şu formatlamayı göremiyor gözüm arkadaşlar. Onun için 2 saat aramak zorunda kalıyorum. Şimdi name değerini benim buradaki direktifime verip bunun üzerinde çalışmayı gerçekleştirmek istiyorsam yapmam gereken, tabii şurayı ben bir daha kopyalayayım. Şimdi burada şöyle bir davranış sergileyeceğim. Şunları kapatayım arkadaşlar. Şimdi app custom for'a name'i buradan veriyorum öncelikle. Verdikten sonra bu name'deki her bir değerin bana gelmiş olması gerekiyor ki bunu ekrana yazdırabileyim, değil mi? Yani burada bunların isimlerini bir şekilde yazdırmam gerekiyorsa bu değerlerin bana burada gelmiş olması gerekiyor. İçeriden döndürülmüş olması gerekiyor. Haliyle arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen direktife gidiyoruz. Diyoruz ki yahu kardeşim artık bize bir number gelmeyecek. String dizisi gelecek. Gelecek olan bu string dizisini bizim ekrana bir şekilde yazdırmamız lazım. Şimdi bakın ne yapıyorum. Geliyorum şöyle. Burada gelen string dizisinin length'i kadar dönüyorum. Her bir lente karşılık template ref'ten arkadaşlar container'a ekliyorum. Ve bu işlemi yaparken de dikkat. İmplisit yaparak, tabi burada ister implisit üzerinden isimsiz bir gönderim yapabilirsiniz. İsterseniz de direkt isim de verebilirsiniz. Önemli değil. Ben implisit üzerinden gidiyorum. Ve diyorum ki buradaki value'un her bir değerini bu şekilde dışarıya aktar. Haliyle ne yapmış olduk arkadaşlar? Ben artık şurada örneğin let name değişkenini tanımlayıp ekrana bu name değerlerini rahatlıkla yazdırabilirim. Şöyle geldim. Şunu da kaydettim. Geliyorum arkadaşlar. Görüldüğü üzere arkadaki dizisel kaynağım neyse onun içerisindeki verileri bu şekilde elde etmiş olduk. Olay bitti arkadaşlar. Ha şunu diyebilirsiniz. Ya hocam burada ben bunların indekslerini de elde etmek istiyorum diyebilirsiniz. Şimdi implisit olarak kullandığım bizim kaynağımızdaki isimler. Bunun dışında indekslere mi ihtiyaç var? O zaman indekse de iyi verirsin. Ha kullandığın noktada da ne yaparsın? Gelirsin dersin ki arkadaş burada bir de benim indeksim olacak. Bu indeksi de anında şundan alacaksın dersin. Artık bundan sonrası isimsiz olmaz. Bir kere hakkın vardı onda. Onu da bu şekilde çoklu parametreli bir yöntemle kullanabilirsin arkadaşlar. Bu tarz ihtiyaçları bu şekilde davranışlarla geçiştirebilirsiniz. Tamam mıyız? Evet, structural direktifleri de bizler bu şekilde bu detaylarda kullanabiliyoruz görüldüğü üzere. Şimdi Angular yapılanmasında bu oldukça önem arz ediyor. Çünkü enterprise uygulamalarda biz bu direktif yapılanmasından çok istifade ediyoruz. Onun için bilmenizde en azından ne amaca hizmet ettiğini bilmenizde fayda var. Ki gün geldiğinde böyle bir yapılanmanın bu tarz nimetlerle var olduğunu bilmeniz bile çalışmalarınıza ekstradan değer üretmenizi sağlayacak nitelikler olacaktır diyelim arkadaşlar. Tamam. Bol faydalanmanız dileğiyle arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.